başladı. Evet Aydın Bey, sizi dinliyoruz. İsterseniz videoyu izleyecek kardeşlerimizin görmesi açısından şuradan tuz kısmından fontunu büyütmenizi rica edeceğiz. Biraz daha büyütünüz. Tamam, bu şekilde güzel. Evet, sizi dinliyoruz. Şey, teknik çift mi kontrolü vardı Evet. evimizde. Normal işlem yaptığımız klasa burası. Static Void Main kısmımız. Program klasında. Sağda görüldüğü gibi. Şimdi tek çift klasından, oluşturum klastan bir tane nesne ürettim işlem diye. Sonra bunu öyle girdim işlemde. Sonra bir sayı geldi. Kullanacağım bir sayı istedim. İstediğim sayıyı bu tek çift laboratuvarında oluşturduğum işlem nesnesine yolladım. Sonradan da bu işlem nesnesinde olayları gerçekleştirip burada da ekrana yazdırdım. Şimdi burada ne yaptık? Burada tek çift mi diyor? Şimdi ilk önce bir tane burada kapsülleme kullandım. Neden kapsülleme kullandım? Şimdi bizim sayımız tek mi çift mi diyorduk? Kontrolü olacak içinde. Tek girerse, tek sayı girerse tek olacak. Çift sayı girerse çift olacak ve sayı mı değil mi? Bu da önemli şimdi. Evet, çok iyi. Çok güzel. Şimdi kullanıcı gidip de oraya rakam girerse olmaz. Rakam diyorum. Harf girerse olmaz. Şimdi onu da yaptım. O da aşağıda şurada. Yani şöyle mi anlamalıyız? Kullanıcımızı burada yapılacağı hatayı önlemiş oldun. Defansif programlama yaptın yani burada. Süper. Kullanıcının gireceği işlemle ilgili program hata vermesin diye bir kontrol yaptım. Onun Hı. için de zaten engelset kullandım buraya. Diğer Tamam. adıyla kapsülleme. Hı. Şu an ne yaptık burada? Get alıyordu. Şuradaki get ediyor sayı. Şuradaki gibi. Sette de değer atıyorum. Nasıl değer atıyorum? Şuradaki gibi. Ne dedim ben? Kullanıcıdan girdiğim değeri sayı ata dedim. Bu işlemi de set deniyor. Tamam. Setim ise ne yaptım? İlk olarak başlamadan önce baktım ben benim sayım gerçekten de harf mi yoksa rakam mı girmiş kullanıcı diye. Bak Tamam. burada yaptım. Hemen göstereyim onu da. Public bool yaptım. True ya da false dönecek bize bu. String girilen. String olarak aldım kullanıcının girdiği ifadeyi. Sonra başta buna false dedim. Zaten demesem de otomatikman false atanıyor diye hatırlıyorum. Sonra buraya bir tane for döngüsü yaptım. Ne kadar ilerleyecek? Giren sayının Foru bool biraz sayı görüntüsü. anlatır mısın bize, parantez içindeki parametrelerini? Tamam. Şimdi for döngüsü yaptım. Normalde ben buraya 5 desem teker teker artarken en son bu 5 oldu. Çıkacak yani 4'e kadar gelecek. 0'dan 4'e kadar. Tamam. Şimdi buradaki işlem ne? Şimdi ben string ifadem. Benim elimde bir string ifade var. Şöyle olsun. Ya da biraz olmadı. Şöyle yazayım. Aydın kelimesi 5 harfli burada görüldüğü gibi. Şimdi ben bunun uzunluğunu alacağım. Ne bunun uzunluğu? Nasıl ulaşırım yani gerçekten Aydın'ın ben 5 uzunluğunda olduğunu sanırım. Şunu anladım. Len uzunluğunu gösteriyor bize. Ben de girenmenin uzunluğunu aldım. Yani baştan sonuna kadar gidecek sırasıyla karakter karakter okuyacak. Şimdi ilk önce A karakterini okuyacak. Sonra Y karakteri. Sonra D, İ, N sırasıyla okuyacak. Bunu neden Tamam. yaptım? Şimdi kullanıcı buna girdi diye. Ne girdi? 12 girdi. ED girdi. Tamam birinci karakteri rakam. İkinci karakteri rakam. Ama 3 ve 4. karakteri harf olmuş oluyor. A ile hata verecek. Bunun için de ilk harfinden sıfırdan tabii ki de başlıyor. Bizim C#'ta dizilmiş tüm karakterler ilk olarak ilk indeksimiz sıfırdan başlıyor. Bu Tamam. yüzden sıfırdan başlatıp sonuna kadar gittim. Burada da bizim elimizde bir tane hazır metot var. Nedir bu? Char nokta isitir. Ne yapıyor bu? Karaktere bakıyor. Harf mi girmiş? Başka da var. Char nokta is burada var. Harf veya rakam mı girmiş gibi küçük mü girmiş falan diye şeylerimiz var elimizde. Ben sadece harfe baktım şu anlık burada. Sadece harfi kontrol ettim. Evet. Hiç boşluk falan girerse diye kontrol etmedim. Peki Sadece girilen köşeli parantez i de ne demek istiyorsun? Şimdi girilen ifadesi neydi? String'ti. Buraya bir tane string başka yapalım. Metin yapalım, bir tane oluşturalım. Şöyle bir tane.
Şimdi ben bu metin stringimi, string demek zaten teker teker karakterlerin ayrı ayrı olarak atanması demektir. Hı hı. Şimdi bu ne oluyor? Şimdi ben gidip yani bir çağır dizisi. Aynen. Evet, sıfırıncı karakterine ne olduğunu istersen ben de buna önemli yani metin ifademin sıfırıncı dizisinde ne var? O karakteri var. Birincide ne var? K var. İkincide U. Üçüncüsünde L var. Burada da işlemi yaptım. Teker teker baktım. Girdiğimiz menünün içindeki ilk karakterden başlayıp sona kadar gittim. Burada şunu yaptım. Like ifadesiyle. Sonra şey dedim. Eğer bizim menümüzde art var ise zaten is burada kontrol demek yani var mı diyor. Evet. Varsa kontrol true dönecek. Ben dedim ki true döndüğü gibi devam etmesin direkt çıksın. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Sonra gittim bunu döndürdüm. Yani kontrolümüzde true dönerse demek ki ne oluyor? Kullanıcı yanlış bir işlem yapmış. False olursa doğru bir işlem yapmış. Şimdi bu kısmımızı yaptık. Şimdi yukarı gidiyoruz. Buradan devam ediyoruz. Ne demiştik? Kullanıcı harf girdiğini düşünelim şu an kullanıcımızın. Ne olacak? O true dönecek değil mi? Tamam. İşlem true olduğu zaman şuraya yazıyor. Sadece rakam gelir. Uyarıyoruz kullanıcıyı. Hı-hı. Eğer yani true değilse else kısmında yaptım. Yani bizim işlem şurada olacak. Integer number dedim. Benim girdiğim string'ti ya girdiğimiz ifade. Bunu integer değeri çevirdim. Integer parse ile veya şunu da çevirebiliriz. Convert nokta integer 32 şuna da çevirebiliriz. Şu şekilde. Bunun ikisinin farklı kullanım yeri var. Ona şu an değinmiyorum. Sonra ne yaptım? Eğer girdiğim rakam yani girdiğim benim rakam eğer tek ise multiplicity'sini aldım. Multiplicity demektir bu. Tamam. Tek sayı atadım. Neye atadım? Kapsüledim sayıya atadım. Yani benim ana sayım, asıl sayım benim bu yani. Ben bunun üstüne işlememek istiyorum. Ama bunu private olarak yaptım. Fabriğin içinde yapmak gerekiyor. Bunu neden yaptım? İşte dediğim gibi kapsüleme işlemini işlem yapmak istediğimizde kullanıyoruz. Böyle kontrol kısımlarında. Dersinde çift sayı atadım. String atadım. Şimdi çalıştıralım kodumuzu. Kodumuz buraya geldi. Buraya da bir tane debug koydum. Şunu da göstereyim. Kodum kapanmasın diye buraya da bir tane debug ettim buraya. Harika. Buradan da yani breakpoint deniyor. Şuradan da bütün kod boyunca kurduğumuz yani sanıyorum bir sürü koyduk. Diğer kısmı da koyduk. Teker teker ne yapacağız sonra sanıyorum kodun hızlıca çalışması istiyorum. Teker teker kaldırmaktansa şuradan da hızlı hepsini kaldırabiliyorum. Şuna basarak. Hepsini kaldırdım şu an. Tekrardan buraya geri koyuyorum. Şimdi devam ediyorum çalıştırmaya. Ne diyor bana şimdi? Bir sayı girin istiyor. Ne girelim? 43 girelim şu anlık. Açıyoruz. Ne demiş? Tek sayı demiş. Bir daha başlatıyorum. Sayı girin istiyor. Sayı çek girin. Bu arada ekranın tam gelmiyor. Siyah geliyor. O sıkıntı. Şu an nasıl görünüyor? Siyah. Yani çıktığı göremiyoruz. Ben yenilmiş ya. Nasıl yapsak o zaman? İtalya'da tekrar mı ilgilen görüntüsü paylaşsam ben? Şey yapabiliriz ya. Onu ekran görüntüsü olarak paylaşabiliriz. Ya da ekranı beyaza döndürebilirsin. Oradan görüneceğini düşünün. Tamam. Ben paylaşım durdum tekrar başlayayım. Nasıl değiştireyim tam bilmiyorum da direkt değiştirmeyi. Yani bir yana paylaşıyorum. Environment tamam. Kısmında en üsttedir. Paylaştım tekrardan. Ben görünüyor mu? Tam ekran yapayım. He şu an geldi. Alayım bunu da buraya. Fotoğrafımızı da alayım. Tamam şu an görünüyor mu benim sayım? 22 evet. Kesim. Aha, görünüyor. Tamam, şimdi çift giriyorum. Tamam, template'den başlatayım. Öncelikle görünmedi haliyle, tek oldu. 43 giriyorum şu an. Tek mi diye bakacağız. Tek sayı diyor. Süper. Tekrardan başlatıyorum. Bir de farklı bir sayı girelim. Yani rakam, tamam. Rakamın harici girelim tamam. Bakalım uyarıyor mu? Tamam, şey girdi. 12 girdi, sonra rakam girdi. Harika. Ben şimdi short'um da. Integer'ım.
long'un da var tabi. Şimdi alttakilerde aynı baktığım zaman integer, short yine. Tamam. Yine long. Şimdi tıklıyorum buna. Gördüğünüz gibi mesaj box'ta görüntülüyorsun. Maksimum ve minimumu. Evet. Burada önemli olan şu. Byte burada sıfırdan başlamış. 255'e kadar. Ancak'taki best byte eksi 128'den 120'ye kadar gelmiş. Bu önemli burada. Üstteki dediğim gibi imza olarak geçiyor. Aktifler işaretsiz olarak geçiyor. Tamam. Aynı şekilde bunlar da böyle. Derste bir şey demiştik. Hani kafamıza çok iyi oturması için. Hatırlıyor musun onu? Mesela ikiye böleriz falan demiştik. Yani şuydu. Mesela integer diyorduk. Eğer işaretsizse tam iki katını alır. İşaretli tutuyorsak hem eksi hem artı varsa ne yapıyorduk? Hemen ortadan ikiye bölerek yarısını eksi tarafına, yarısını artı tarafına alabilir değerlerini. Evet, onu da yapabiliriz. Dediğiniz gibi. Peki burada özet olarak bize bu yaptığın yani uygulama sonrası basit ama neyi anladık mesela bu uygulamayla? Şimdi bu uygulamayı ne yaptık? Dediğim gibi bunların genel bir ismini öğrendik. İmzalı bir imzasız biri bize dediği zaman veri tipinin farkı ne dediği zaman imzalı veri tipinden yani neden bahsediyorsun demek zorunda değiliz artık. Bunu burada öğrenmiş olduk. Gördüğümüz gibi burada m, x, m, t yarı yarıya bölünmüşler. Yine bütün tarafın hepsi artı bölgede. Bunu öğrendik. Aynı zamanda şu butonun içine tıkladığım zaman da tekrar tekrar işte butonların hepsinin ben buton 1'e tıkladığım zaman sadece bunun içine giriyor. Buton 2'ye tıkladığım zaman sadece bunun içine giriyor. Yani hepsi aslında kendi bölgesini çalıştırıyor tıkladığım zaman. Evet. Ve bunun haricinde örneğin ben unuttum. Niye unuttum? Byte'ın 0'la 255 değer arasında değer aldığını veya S-Byte'ın 120'den -128'e kadar değer aldığını unuttum. Ne yapacağız? Bunu ezber edecek miyiz? Hayır. Bizim ihtiyacımız olan max value'yu ve min value'yu değerini bilmemiz. Yani ezber edilmek gerek yok. Direkt oradan ekrandan alıp o şekilde devam edebiliyorsun uygulamanı. Peki değişkenlerin alt ve üst sınırlarını bilmen bir programcı açısından ne kazandırabilir sana program yazma aşamasında? Şimdi bir matematiksel bir işlem yaptığımızı düşünelim. Büyük banka doğduğumuzu düşünelim. Şimdi orada bilindiği gibi çok önemli bu sayısal değerler. Bunlar da gidip de ben örneğin gidip de integer yani kullanacağım bir integer değer istiyorum. Kullanıcı giriyor rastgele 3200 giriyor. Gidip de ben bunu yanlışlıkla byte atarsam byte en fazla 255'e kadar tutabiliyordu. Ne olacak? Tüm değerler gidecek yani atayamayacak, bozulacak direkt yani benim programım. Veri kaybı olacak ya da bize hata dönecek program. Aynen öyle. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerin için Aydın. Tebrik ediyorum emeğin içinde. Şimdi katılımda şöyle bana dönersek ekranda. Başka arkadaşlar ödevini şu anda sunabilecek arkadaşım bakıyorum. Ömer zaten şu anda metroda. Diğer arkadaşlarımız da bize bunları bir exe yani zip yaparak gönderebilir, bir sunum yaparak gönderebilir. O şekilde de üzerinde çalışarak her zaman belirttiğim gibi farklı bakış açılarını görerek kendi gelişimimiz adına ekip halinde biraz daha hızlı ve çevik yol almamızı sağlayacak. Ekip olma yolunda biraz daha bizi bütünleştirecektir. Arkadaşlar bir sonraki derken yarınki dersimizde görüşmek ümidiyle diyorum. Yarın muhtemelen yine MVC yapısına bir giriş yapacağız. Belki workshop olmayacak ama bu sefer sağlam adımlarla bir MVC projesini açıp kontroller oluşturup, web oluşturup onun dışında bazı ekranlar oluşturma örnekleri olacak. Ve de yapılandırmayı nasıl yapacağız MVC'de? İşte startup sayfasında bir MVC modeli nasıl ekliyoruz? Middleware'leri nasıl yazarız? Tekrar bunların üzerinden geçerek iki gün üst üste MVC ile ondan sonra da plan dahilinde kurslarımıza devam edeceğiz.
Bir sonraki derste katılacak arkadaşlarımdan şunu da rica edebilirim. İşte yapılan online sınıflarımızda eleştirileri varsa, işte şöyle yapsak hep birlikte daha güzel olur, daha verimli olur. Ya da şu konuları da anlatabilir misiniz diyebilirler. Daha gelişmiş örnekler sunabilirler. Örneğin şu olabilir. İşte derler ki bize, hocam şöyle bir konu var aşamadığımız, bunu anlatır mısınız? Planlarız. Nesne tabanlı bir yapı olabilir bu, ufak bir örnek olabilir, workshop olabilir. Gelecek talepleri planlayarak güzel bir örnek üzerinde workshoplarımızı yapmamız biraz daha verimli geçecektir. Bunun dışında ilgi gösteren, bizimle birlikte olan, olmaya çalışan, videolarımızı izleyen, takip eden, bu yapılanma sürecinde anlattığımız gibi amacımız bize gelecek projelere ekip oluşturmak, hep beraber ben dahil gelişmek ve ciddi kurumsal mimarilere adım adım gitmek hedefimiz. Bunun dışında da bütün arkadaşların emeklerine, verdiği zamanlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ olun.